Son yıllarda artık çok popüler olan Metaverse nedir? Sistem nasıl işliyor? Gelecekte bizleri nasıl etkileyecek? Metaverse dünyası ile ilgili tüm merak edilenleri konuşmak için Metaverse tasarımcısı Burçin Gürbüz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bugüne kadar size sorulmuş en ilginç soruları sormaya geldim. Öyle söyleyeyim size. Çünkü asla aklım ermiyor. Ya çok ilgiliyim. Ya çok ilgiliyim ama Metaverse'le evet tabii ki ama böyle bazı şeylerde yani NFT falan da konuşacağız herhalde büyük bir ihtimalle. Asla aklım ermiyor ama öğrenmeyi de çok isterim. Böyle sizden öğrenme fırsatına sahip olacağım için sevgili izleyicilerimiz de eğer ilgileri varsa biraz benimle birlikte öğrenirler herhalde diye de düşünüyorum. Böyle umut ediyorum diyeyim. Metaverse tam olarak nedir? Metaverse tam olarak nedir? Aslında en zor soru bu. Yani bunu basit anlatmak neredeyse imkansız. Çünkü birazdan diyeceğim ki Web3 işte diyeceğim, blockchain gireceğim. İşte NFT'lerle bunu yapmamız lazım diye devam edeceğim ama olabildiği kadar basit anlatacağım. Tamam. Bugünkü var olan gerçek dünyamızın paraleli dijitalde var. Yaklaşık 2004'ten beri de bu var aslında ama oyunlar için de tamam vardı. Tamam ya bunun filmi yapılmıştı falan diye. Evet. İşte bir de Ready Player One'da diye evet, demeyeceğiz. Evet, tabii. Bu oyunların aslında şu an gerçek hayata yansıması Metaverse'ü demek. Yani ne demek? Evde oturduğunuz zaman çalışabilir olmak. Hani şimdi uzaktan video kollarla bağlanıyoruz ya. En basiti bu. Bu en basiti. Ama bu Metaverse değil işte. Metaverse'de avatarlarınız olacak. İçeriye gireceksiniz böyle bir ofis olacak. Ofisin üstünde çalışacaksınız. Ama bunlar yetersiz. Yani yetersiz derken şunu anlatıyorum. Şimdi kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım yani sonuçta değil mi? Avatarım yok yani. Öyle mi? En basit aslında öyle de değil. Yani ben tişörtle çıkıp altta işte pijamayla çok toplantı aldığım oldu ki bence herkes öyle yapıyor şu an. Yani. Ama daha büyük bir sorun var orada. Şimdi direktöre ulaşmak istiyoruz ve direktörümüze bir soru soracağız. Şimdi bu bizim krizimiz ofisteki. Çünkü ofisteki en büyük problem direktöre ulaşmaktır. Onay almak ya da öyle bir şey değil mi? Evet, onay almak ya da bilmediğin bir şeye danışmak, sormak, ilerleyemiyorsun. O prosesi orada bitiriyor aslında o. Şimdi bu video konferans programlarında şöyle bir problem var. Direktörü arayamıyorsun. Eğer direktörün cep telefonu sende yoksa buluşma neredeyse bir gün, 24 saatlik bir hikayeye dönüyor. Tabii tabii. Mail atıyorsun. İşte bir sorun var acaba görüşebilir miyiz? Mail bu. Tamam görüşelim diye böyle bir işte. Süreç şimdi, tabii uzadı da uzadı anladım. Buna gidiyor ama ne oluyor? Avatarın varken adamın odası var. Gidiyorsun odasına kapıyı çalıyorsun orada ve diyorsun ki yani bir şey sorabilir miyim? Okeyse tamam hadi gel diyor sorabilirsin diye çat diye giriyorsun soruyorsun. 24 saatlik prosesi 30 saniyeye indirdik. İşte. Metaverse böyle başlayabilir. Hani en azından buradan başlayabilir. Gözümde canlandırabildim en azından. Alternatif bir yaşam mı sunacak bize? Ya böyle şöyle bir şey, beni yanlış anlamayın lütfen. Çok hayranlıkla takip ediyorum. Ve bunu yapan insanlara da, sizlere çok saygı duyuyorum. Ama bir diğer taraftan da beni biraz korkutuyor. Neden korkutuyor? Çünkü bu yıllar öncesinde yapılan işte bazı filmler vardır. Mesela Surrogate falan diye böyle bilirsiniz zaten siz de bunları. O böyle insanları biraz daha tembelliğe ya da işte asosyal olmaya yönlendirecek bir sistem. Ya kusura bakmayın lütfen yanlış da anlamayın. Mutlaka aklımdayken bunu da sormak istiyorum sizi bulmuşken. Beni rahatlatacak bir cevap vereceğinizi de düşünerek soruyorum bu soruyu. Ya kesinlikle bence gelecekte herkes 200 kilo olacak. Evinden çıkmayacak ve fiziksel görüşmeyecek diye bir şey yok. Zaten bunu Hollywood yapıyor. Yani bahsettiğimiz birçok filmde hep distopyalar konuşuluyor. Evet işte, çok. Evet. Ready Player One. Bence dünyada en kötü metaverse'ı anlatan filmdir. Çünkü o filmde neler var? Herkes konteynerlarda yaşıyor üst üste. Evet, evet. Bir tane işte firma var. Herkesi kontrol etmeye çalışıyor. Oasis diye bir dünya var. Evet, oraya gidiyor. Herkes mutlu oluyor. Abi sen distopiyi anlattın ama metaverse'ün mantığı neydi? Bize şu anki gerçek dünyaya destek olmasını sağlamaktı. Çünkü ben ya buraya gelmeden aslında işte Amerika'dayken bu şey stüdyoyu planlayıp yapabilirdik, kurgulayabilirdik metaverse'te. Tabii ki kesinlikle aynen öyle. Ama ne oldu? Fiziksel olarak 13 saatlik bir yolculuk. Üstüne gel planlama yap ondan sonra tekrar 13 saatlik bir yolculuk. Ya bu dünyada büyük bir zaman kaybı. Kesinlikle. Zaman insan zaman kaybını geçtik dünyaya ciddi zarar. Enerji yani, kaybı aynı enerji zaman. Kaybı yapıyoruz yani burada. Ve hani karbon emisyonu vesaire girmiyorum bile iklim krizlerine girmiyorum. Metaverse'ün yaptığı hikaye bunu biraz daha kolaylaştırmak. Şimdi Metaverse'de bugün 8 saat Metaverse'de geçirdik dünyamızı. Çalıştık işimiz bitti. Sonra Metaverse'de spor yapmaya mı gideceğiz? Gerek mi var? Git spor salonuna git sporunu yapmaya devam et. Bu arada VR'da
Ben spor var. Pandemide böyle spor yaptım bu arada. Böyle bir imkanım sahip olduğum için, böyle bir gözlüğüm olduğu için, içinde de sayısız program olduğu için spor yaptım. Boks yaptım, antrenman yaptım filan. Yani küçücük bir orta şeyde mekan yetiyor size, birkaç metrekarelik bir alanda, boş bir alanda, işte çarpmamak, düşmemek için herhalde büyük bir ihtimalle. Birazdan da gözlerinizle göreceksiniz durumun ne olduğunu. Çok da fazla endişelendirmeyeyim kimseyi ama ben spor yaptım bayağı. Bayağı da kalorik falan da kaybettiğim, işte hatta eğlenmek için de çok uzun süre kullandığım bir sistem haline geldi ister istemez. Ama tabii ki böyle bir zorunluluktan kaynaklı. Yani sonuçta pandemide evin içinde olduğum için ve sporu o şekilde yapmam gerektiği için de tercih ettiğim bir şeydi aslında. Ama dediğiniz gibi aslında belki de evden dışarı çıkmadan bile yapabileceğimiz pek çok şeyi bize sağlıyor, sunacak. Aynen öyle. Bir de sosyal olmak kelimesi biraz yani çok fiziksel, çok abartılı. Tamam, abartılıyor bence de, tamam. Günde kaç kişiyle konuşuyorsunuz? Ben asosyalim zaten. Yani ben sosyal olduğum halde bence asosyal bir insanım bu arada. Ve hani kesinlikle şey falan da değilim, yani böyle kötü bir şeymiş gibi de konuşmuyorum. Tam tersine destekleyicilerinden biriyim de diyebilirim. O yüzden az öz insan anlamında söylüyorum tabii ki. Ama yani şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir durum. Hızla gelişiyor ya, özellikle şu gözlük masada olduğu için gözlük özelinde konuşmaya başladım ben. Beni yönlendirebilirsiniz de. Böyle cep telefonumuz gibi hayatımızda olması, evimizde bulunması gereken bir şey haline mi geliyor? Ya bence sanal gerçeklik gözlüğü, evet, herkesin artık bir tane sahip olması gerek ve kişisel bir durum bu. Yani bu gözlük benim kişisel gözlüğüm. Hani kamuya hitap etmiyorum çünkü hani eskiden internet ilk çıktığı zaman internet kafeye giderdik, hatırlar evet, mısınız? Evet, tabii ki. Pozlar verilirdi, evet. Haberlere çıkılırdı evet. Falan. Şimdi aslında gözlük de böyle kullanıyor ama ne oldu? Herkesin evinde bilgisayar var artık. Herkesin evine şimdi gözlük girecek. Bir de gözlükle otonom kontroller, her şey sağlanabiliyor. Benim bilgisayara ihtiyacım kalmıyor artık gözlükte. Bütün işimi yapabiliyorum. O zaman bilgisayara ihtiyacım kalmayacak ve gözlüğe dönecek. Cep telefonuna da gerek kalmıyor. Hani cep telefonları ilk önce çok küçüldü, sonra büyüdü. Büyümesinin sebebi neydi? İçeriğin daha fazla olması. Ve İmkanları ekran büyüdü ki hani daha hızlı kontrol edeyim. Ben böyle kullanıyorum artık. Oyun oynuyorum cep telefonunu. Aha, yani. Tamam. Şimdi VR'da da ne olacak? Yavaş yavaş gözlükler geliyor, küçülüyor gözlüklere. Ve daha aktif kullanım oluyor. Tabii teknoloji yeni gelişiyor. Yani bunun gibi kocaman gözlükler değil. Bayağı bahsettiğim şu anki gözlüğün tabii. Kadar gözlük olacak yani. Bu işte Tom Cruise filmlerinde falan gördüğümüz gibi. Ajan filmlerinde. Ajan filmlerinde. Ajan evet. Filmlerinde. Deneyim mi bu arada? Eğer... sevgili yönetmenim de müsaitse, hangi anlamda deneyeceğimizi de hemen söyleyelim. Şimdi mesela elinizde kumandaları da var, değil mi? Onun yöntemiyle, yani normalde bizim bu klavye diye kullandığımız şeyi elimizle kumanda edebiliyoruz yani. Artık. Peki mesela siz hangi konularda kullanabiliyorsunuz şu anda? Aslında birçok konuda kullanamıyoruz. Bir, ofisler yapıyoruz. İki, retail dediğimiz mağazacılık sistemi var. Gelip alışveriş yapabiliyorsunuz. İşte klavyeye gerek yok, zaten bu sözlü iletişim. Yani yazılı iletişim değil, metaverse dünyası daha çok konuşarak zaten yan yana. Yani şimdi beraber yan yanayız, yazıyor muyuz birbirimize ya da mektup mu göndereceğiz? Aynı hikaye metaverse'de de var. Gerçek deneyimin hemen hemen bütün yansımalarını kullanıyoruz. Hatta bazı ofislere bazen etkinlikler yapıyoruz. Doğum günü kutluyorlar adamlar. Peki mesela gözlüğü artık deneyebilir miyiz diye, yani hani izleyicilerimiz de izlesinler ve görsünler istediğim için. Tabii ki. Gördüğümüz şeyi keşke sizi de yansıtabilecek miyiz acaba? Böyle bir şey de var aslında. Benim sadece komik duruma düştüğüm yani bir anları falan eğer görüntülemek için bu taktiği deniyor. Tamam peki sevgili yönetmenim, çok teşekkür ederim. Takabilir miyim? Tamam, açalım. Hadi bakalım. Aldım, hazırım. Çok eğleniyorum. Bir dakika, tamam. Bu biraz karizma bir yer mesela. Evet, bayağı değişik bir yer. Şöyle ya, bir benim dakika, eli vermem lazım. Hop, tamam. Şu tuşla ışınlanıyorsun galiba ama yürüyebilirsin. Ya yürümek peki emin miyiz? Tamam. Evet, ben buradayım. Çok güzel bir salonun içindeyim ben şu anda. Şimdi, bu salonun özelliği ne asıl olay? Bu salon sizin salonunuz. Burada yaşayacaksınız ve burada misafir edeceksiniz insanları. Ha, görüşmelerimi falan da burada yapacağım. Aynen öyle, toplantılar. Diğerlerinin avatarları. Ben mesela ki peki elimden anladığım kadarıyla bayağı tatlı bir robotum ben şu anda. Evet, şimdilik bir robot. Evet, aynen öyle. Şu mesela sanat eserlerine de çok meraklıyım. Çok yalın bir zevkim var anladığım kadarıyla. Hiç böyle, evet, yani bana yalın. Hiç uymayan. Şurada bir tuvalet mi var? Evet, orada bir klozet var. Evet. Aha, oraya gidebilirsin bu arada ışınlanarak. Şöyle ben yardımcı olayım. Tamam. Baş parmak gerek. Evet. Şu A tuşu. Gittim gerçekten. Tamam. Şu an dışarıdan çok komik göründüğüme çok eminim. Şu anda tuvaletin önündeyim. Aynen. Tamam peki. Orada yemek masası. Aslında toplantı masası aynen öyle. Gibi yemek masası gibi düşünmüyorum. Tamam peki. Ya bu senin tarzına göre bir yer tasarlatıyorsun. Evet. Bunu dünyaya alıyoruz. Bu senin mekanın oluyor. Tamam. Ve ister toplantılar, burada parti de yapabilirsin bu arada. Tamam. Burası küçük tabii. Bunun çok büyük yerleri de var.
diğer arkadaşlarımın avatarları da buraya geliyor. Herkes, ve burada böyle vakit geçiriyoruz, öyle mi? Kesinlikle. Herkes buraya gelecek. Yani 8-10 kişilik bir mekan burası. Çok büyük değil ama 200 kişilik var. Konser salonları var. Hı hı. Ya, hani hayal et sadece. Aslında durum orada. Şurada bir tane daha şey var. Onu almaya çalışıyorum ama alamadım. Neyse, tamam. Peki. Bunun gibi 3-4 tane mekan daha var. Ah, tamam. İlerlemiş miyim? Onun farkında da değilim. Yok, ben özellikle dikkat edeceğim. Tamam, peki. Kapatıyorum. Evet, lütfen. İnşallah yansıtabilmişizdir bu arada. Mutlaka görmeniz lazım. Şurada bir tane sanat eserim vardı mesela az önce. Ve şu anda şöyle bir şeydi. Yani tecrübe olarak söylemek isterim, anlatmak isterim. Hiç bu gözlüğü takmamış insanlar da olabilir. Şu an televizyonda ne yapıyorlar falan da diyen de vardır. Ama mesela merkezlerde falan, teknoloji ürünleri satan mağazalarda falan ziyaret ettiğinizde, denemenize de izin verdikleri için rahatlıkla anlatabiliyorum. Şöyle bir tecrübe aslında. Sizi gerçekten bulunduğunuz ortamdan soyutluyor. Yani ben mesela yanlış bir şey olarak söylemiyorum. Yo, çok bu komik bir şey var burada çünkü. Ben gerçekten bir süre, yani bu gözlük gözümde olduğu süre içerisinde burada olduğumu unuttum. Çok ilginç bir şey. Tamamen algınızı değiştiriyor. Çünkü gördüğünüz şeye inanın bir kere zaten, yani hani bulunduğunuz yer gözle çok çalışan bir şey belli ki. Ve mesela gerçekten çok iddialıydım o yeni evimde. O son derece lüks ve belli ki çok değişik bir lokasyonda olan evimde yaşadığıma, işte o sanat eserinin evimde olduğuna falan ben çok o sırada çok emindim. Ve orada saatler geçirebilirsin aslında. Biraz süre algısını da galiba değiştiriyor, biraz evet. Oynuyor. Doğru mu? Ya, felsefik olarak Metaverse tam olarak şu. Aslında bu dünyadan soyutlanıyorsunuz. Hı-hı. Dünya gerçeklikleri değişiyor. Hı-hı. Bu zaman, işte yer çekimi, hı-hı, kütlesel çekim, her şey değişiyor bir anda. Hı-hı. Ve bunun paraleli sizin yarattığınız dünyada var ediyor size. Hı-hı. Bu da ne yapıyor? Sizi aslında var olan dünyadan, çünkü oradaki dünyayı biz tasarladık ve güzel ya, hı-hı, mutsuz etmeye başlıyor aslında bir anda. Çünkü benim eski ofisim işte Kabataş'ta, çok gürültülü bir cadde orası biliyorsunuz. Hı-hı. Yani oradaydı ve biz gözlüğü takmadığımız zaman sürekli gürültü duyuyorduk. Gözlüğü bir takıp kulaklığı takıyorduk, başka bir evrendesiniz, yeşillikler içindesiniz. Sonra gözlüğü çıkarıyorsunuz, bir bakıyorsunuz trafik. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor bir anda. Ve bu sizi aslında gerçeğe dönmek mutsuz ediyordu. Bu çok değişik bir duygu gerçekten. Aynen söylediğiniz gibi aslında. Bir de pardon, o heykeli şu an almanız imkansız. Çünkü Michelangelo'nun heykeliydi o aslında. Yani. Evet, yani gerçekten mesela benim en çok beni çeken şeylerden bir tanesi de o. Aslında istediğiniz, hayatınıza sokmak istediğiniz şeyleri belki de bazen de böyle biraz deneyimleme şansına da sahip olabiliyorsunuz. Öyle bir imkan da yaratabiliyor aslında size. Yanlış mıyım? Ya doğru. Aslında biz ya Metaverse tasarımcısı diyoruz da daha böyle yalın anlatmak için o kelimeleri kullanıyoruz. Biz aslında tecrübe tasarlıyoruz. Bravo. Yani tecrübelerinizi yeniliyoruz. Yeni tecrübeler tasarlıyoruz size ve bunların hepsini dijitalde tasarlıyoruz. Peki mesela tarih olarak öngörebiliyor musunuz? Herkesin evinde olabilecek bu. Ya olacak. Olmadan da yaşayamayacağımız noktalar olacaktır bence kesinlikle. Ne zaman o mesela? 2 yıl. Çok yakın bir tarihten bahsediyorum. İki yıl. İki yıl sonra herkes de olacakmış. Katlanarak hızlanıyor aslında değil mi? Tabii tabii. Eksponansiyel deniyor. İvmelenme çok hızlandı. Şöyle bir örnek vereyim. Bu gözlük bugünkü oyun konsollarından daha fazla satıldı. Hmm. Yani düşünsenize, oyun konsolları kaç yıldır satılıyor? Evet. Ve gözlük kaç yıldır satılıyor? Daha, çok daha fazla satıldı. Şu an geçti yani markette. Hmm. Nefis. O kadar hızlı olacak yani. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir arkadaşımız, dostumuzsunuz zaten. Kapımız her zaman açık diyelim. Siz ne zaman isterseniz o zaman gelin. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin sonuna geldik. Programımız devam ediyor.